Canım. Canavar sesi duydum. Neye benziyordu? Mesela ayı mı? Hayır, canavar sesiydi. Gerçek canavar. Ah Tanrım. Dili korktu mu? Biraz. Ne diyorduk? Bir, iki, üç. Korkutmaz beni hiçbir güç. Sen de söyle. Hadi. Bir, iki, üç. Korkutmaz beni hiçbir güç. Aferin. İyi geldi mi? Işığı açar mısın? Hayır, hayır. Bir dakika. Aslında niye üzüldüğünü biliyorum. Annenle çok kavga etmeye başladık. Ve Baba, ben... Bitireyim, olur mu? İnsanlar hayatta bazı şeyler istedikleri gibi gitmezse bunalabilirler. Zam isterler. Sadece terfi değil ya da Harry'nin bu sefer iyileşmesini isterler. Anneye evlenirken söz verdikleri hayatı verebilmeyi isterler. Tatile çıkmayı, ha? Dışarıda yemeği. Hem de öyle Olive Garden, Applebee's gibi yerlerde değil. Applebee's'ten nefret ediyorum. Evet. Üstelik de annen de ediyor. Baba. Ama ancak oraya gidebildiğimizi o da biliyor. İyi bir kadın olduğu için bunu, mutsuzluğunu dile getirmiyor. Ama anlaşılıyor. Yani bana bakışlarından, her sabah oflamasından, seni ve Harry'i seviyor, orası kesin ama beni uzun zamandır sevmediğinin farkındayım. Ama yani bir de şu var. Anne ve babaların birlikte kalması için sevgi şart değil. Hatta bazen böylesi daha iyi olabilir. Daha az incinirsin değil mi? Öyle olmalı. Canavar diye bir şey yoktur. Hayat yeterince korkunç zaten. Ama var. Sesini duydum. Tilly kadar gerçekler. O gerçek. Onu konuşmuştu. O gerçek bir bebek. Annemin onu sevgili yaptığını söyledin. Evet, haklısın. Işığı açar mısın lütfen? Ama demiştim. Bak. Korkacak bir şey yok. Hiç yok. Tanrım. Leş gibisin. Gelmek ister misin? Elbette.
Harry'nin ilaçlarını alacaksın. Hallettik. Mary'ini okuldan almam gerekiyor mu? Hayır. Artık gerekmiyor. Jess. Yapma. Garip bir şarkı dilime dolandı. Gerçek bir şarkı bile değil hatta. Her şeyi berbat ettim. Aman tanrım. Ne ki bu? Çok özür dilerim. Buldum. Bir, iki, üç. Aşkımın bütün aileyi öldürmesi çok ürkünç. Acı çektik biliyor musun? Hiçbirimiz hemen ölmedik. Ne Henry, ne Mary Ann, ne de ben. Bunu bile beceremedi. Bu gerçek değil. Evet. Evet değil. Yalnız olmak zorunda değilsin. Bizle birlikte olabilirsin. Bir, iki, üç. Gördüğüm o canavar benmişim meğer. Kim o? Kim o? Ne var be?
aptal oyuncak. Görürsün sen. Defol! Oynayalım mı?
Nerede? Deniz'den hiç bahsetmediğimden emin misin? Evet, eminim. Küçüktün. Belki ondan hatırlamıyorsun. Hmm. Onu son gördüğünde bacak kadardın. Belki. Evet. Baba, tuvalete gidebilir miyim tamam, lütfen? Tamam, dayan biraz. Duracağım. Uzun zaman oldu. Nasılsın? İyiyim. Nihayet görüşebildiğimize seviniyorum. Kaç zamandır bahsedip duruyorduk, değil mi? Demek Polsens. Baban bana hep senden bahsetti. Hikayelerini anlattı. Fotoğraf gönderdi. Ama gerçeğinin yerini tutmuyor. Değil mi babası? Bir şeyler yesenize, yemek çok lezzetli. Hayır, gerek yok. Aç değil misin? Aceleniz yok, değil mi? Daha şey, biz yiyip de geldik. Çörek yemiştik. Ondan. Çörek. Çörekle olacak iş değil babası. Bir tane daha. Hesap lütfen. Tanrım, burası kokuyor. Öyle deme. Tamam, sakin. Hala aç değil misin babası? Ya evet, eminim. İstemem. Teşekkür ederim. Yirmi yıl. Evet. Değil mi? Yirmi yıl önce babanla üniversiteye gidiyorduk. Ne kadar çok ortak dersimiz vardı, değil mi? Evet, aslında çok vardı. Hangi derslerdi? Paul, bugün ne yapalım? Bir fikrin var mı? Ne dersin babası? Balığa gidelim. Ne dersin Paul? Baban seni götürür mü? Sahi mi? Oğluna yem takmayı, olta atmayı öğretmeyen bir baba düşünemiyorum doğrusu. Suda birlikte zaman geçirmenin özel bir yanı var. Özel bir bağ kurulmasını sağlıyor. Hı? Biz sporu seviyoruz. Değil mi oğlum? Paul. Hey, hey. Korkma babası. Yolculuk onu yormuş olmalı herhalde. Bırak uyusun. Yoksa ayık olmasını mı isterdin? Durumu pek de düşünmemişsin. Hı? Hı? Yoksa ortada yanlış anlaşılma mı var? Ona ne verdin? Ona zarar verecek mi? Sadece uyuyacak mı?
Birbirimizi anladığımızı sanmıştım. Bir saat sonra gel. Ya da karının yanına gidebilirsin. Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Korkma, korkma. Korkma, bir şey yok. Korkma. Bir şey yok. Bir şey yok. Müthiş bir şey ha. Anlamıştım. Emin değildim tabii. Ama içimden bir ses diyordu. Öyle bakmalıydım. Dokunulmamıştı. Üzerinde iz yoktu. Ben de bunu çok garip buldum. Ama şimdi her şey anlaşılıyor. Hayır. Burada buna gerek yok. Saklama. Saklama. Aslında güzel bir şey. Alışmak gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Başlangıçta biraz iğrenç gelebilir. Hatırlamıyorum. Ne kadar sakladım bilmiyorum. Çok zor olmuştu. Belki böylesi daha iyidir. Kötü alışkanlıklar yok.
Paul. Paul uyan. Uyan. Paul. Paul. Oğlum uyan. Uyan oğlum. İyi misin? İyi misin? Ne dedin? Korkma. Geçti. Geçti, bir şey yok. Bir şey yok. İşlediğiniz günahları sevmiyor. Tanrı sapkın olmanızı istemiyor. Dileyle aklınızı karıştırarak size eşcinselliğe çağıran ruhu sevmiyor. Daha önce pek çok erkek ve kadını kandırdı. Eşcinsel davranışlar kilisenin utancıdır. Sizin ve ailenizin utancıdır. Ama korkmayın. Her şey Tanrı'dan gelir. Müjdeden okuyorum. Romalılar 1. bölüm. Ayet 26. Bu yüzden Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı tercih ettiler. Tanrı'nın kelamı. Şükürler olsun. Şimdi lütfen bana eşlik edin. Bizzat İsa'nın kendi eti ve kanı. Ben sana layık biri değilim. Ama kelamını söyleyince daha iyi olacağım. Layık değilim. Ama kelamını söyleyince iyileşeceğim. Hapishane müdürü. Bir hapishanenin baş sorumlusu. Günaydın anne. Günaydın. Parazit. Bir organizmanın içine ya da üzerine yerleşerek hayatını sürdürürken karşılığında hiçbir şey vermeyen bitki ya da hayvan. Zamanla bu mahkumlar her şeyi alacak. Bütün umut ve arzularını silecekler. Kaçmak, kurtulmak için plan yapman gerekiyor.
Bunca yıl fırsatım varken ben yapmadım. 4 ay daha çocuk üniversiteye gidecek. Bütün paranı çek, karavan al. Git, arkana bakma. 45 yıllık varoluşun ardından hayatım şimdi başlıyor. Ne oldu tatlım? Kötü bir gün mü geçirdin? Sana sormamı bekliyorsun ama sormayacağım. Çünkü zaten söyleyeceksin. Geliyor. 3, 2, 1. Cumartesi işe gitmemi istiyorlar. Yine. İnanabiliyor musun? Hayatım, değerini bilmiyorlar. Onlara o kadar çok şey verdim. Bilmiyorlar. Verdiklerini mi? Neyi takdir edecekler? Eğitimini mi? Yarım dönem gittiğin devlet üniversitesini mi? Tamam, dakiksin. Tıpkı bağırsaklarım gibi. İşe yaramaz bir dişlinin en ucundaki cıvatasın. Seni yıllar önce kovmaları gerekirdi. Lütfen bana dokunma domuz. İyi misin? Evet. Ama... Ama ne? Bebeğimiz olacakmış. Ne kadar da basitmiş. Sanki her şeyi mahvetmeyecek. Bu olmaz işte. Ölebilirsin, terk edebilirsin, aldatabilirsin. Bir tek bu olmaz. Yapacağını yapmadın mı? Her şeyi almadın mı? Hoşuna gidiyor değil mi? Bunu planlıyordun değil mi? Şahmat. Kapıyı kilitledi, anahtarı da attı, öyle değil mi? Bitti. Bir daha. Ama bitmiş olamaz. Çok bekledik. Pes edemezsin. Bir çözümü var. Her zaman vardır. Onu yenebiliriz. Sen ondan daha zekisin. Kurtar bizi can. Evde kürtaj mümkün müdür ve nasıl yapılır? RU486 nedir? RU486 ne işe yarar? RU486'yı nereden alabilirim? Git hadi git, bakmak yok. Git. Tamam. Durma. Az kaldı. İyi misin? Evet.
İyiyim. İyi. Kendi suçu. Bunu unutma John. Saat 8 oldu. Kalkacak mısın? Baksana. Ne oldu? Ters bir şey mi var? Bunalımmış. Ama tebrik ederim. Bunu beklemiyorduk, değil mi? Ama halledeceğiz, değil mi John? Sürekli hasta numarası yapamaz. Of. Teşekkür ederim. Ne oyuncuymuş. Kazandığını mı sanıyorsun? Çocuğu. Aileyi, doktoru, patronu kandırdın. Ama beni kandıramadın. Bak. Ben düşündüm de. Buna öyle mi diyorsun? Senin ne kadar üzüldüğünü görüyorum. Evet, zor. Zor bir dönem. Ama bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Herhalde öyle. Bu tekrar denemeyeceğimiz anlamına gelmez. Değil mi? Gördün mü? Hiç vazgeçmeyecek. Bunalım numarası tuzaktı. Şimdi asıl darbeyi vuracak. Sen de farkındasın değil mi? Vazgeçmeyecek. Son yumurtasının kuruduğu güne kadar pes etmeyecek. Ondan sonra da evlatlık isteyecek. Bu iş bitmez. Ama hala bir şansım var. Hayal ettiğimiz her şey için. Sen bana bırak John. Annem biraz kötü. Gözün üzerinde olsun. Onun için endişeleniyorum. Gözün annenin üzerinde olsun, tamam mı? Neden? İçtiği onca ilaç. Bunalım. Aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Kendine zarar verebilir. Hadi. O kadar çok ilaç içmesi beni endişelendiriyor. Şunu düzgün söyle aptal. Söyle. Kendine zarar verebilir diye korkuyorum. Ne yapıyorsun? Düşünme John, dediğimi yap. En iyi yaptığın şey... Uyan hayatım. Çay iç. Sana iyi gelecek. Uyan hayatım. Biraz çay iç. Ne yapıyorsun? Çayı koy. John. Bunu yapma. Kaltağa çayını ver.
İçeri geç. 20 yıl daha mı çekeceksin? Bu fırsatı bir daha bulamazsın. Bu cehennemden kurtulamayacağız. Gitsene. Git. Bitir şu işi. Özgür kalalım. Yemeği bırak. Senin işin değil bu. Her zamanki gibi ben hallederim. Sakın caymaya kalkma. Olması gerekeni yap. Kontrolü bana bırak. Şimdi. Hayır. Yapma. Dokunma bana. Ne yapıyorsun? O aleti benden uzak tut. Ne yapıyorsun? Sakın yapma. Neden işe gitmedin? Geliyorum hayatım. Şunu uzak tut benden. Baba, saat 8:30. Baba. Tamam, sen arabayı al canım. Öyle mi? Evet, ben bugün işe gitmeyeceğim. Tamam, görüşürüz. Sadece senin mutlu olmanı istedim. Senin düşmanın değilim. Başkalarının hatalarını benim üzerime yükleme. Keşke bizi mutlu etselerdi. İstediklerini verselerdi. Ama vermediler. Değil mi John? Vermeyeceklerdi. Ben bunu kabul edemem. Baştan başlarız. Senin dediğini yaparız. Dinle beni John. Sakin ol. Sana zarar vermedim. Senin iyiliğini istiyorum. Bizim için. Bunu anlıyorum, tamam mı? Yapma bunu. Düşünmüyorsun. Nur da düşün. Beni dinle. Her şeyi halledebiliriz. Dur. Elini sürme bana. Beni dinle John. Kemeri çöz. Mantıklı ol biraz. Konuşabiliriz. Sen de ben her zaman birlikteydik. Kavga etmeyelim.
Evet John, sakin ol. Önce düşün. Ben en yakın arkadaşınım. Beni tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum. Hayır John, sakın bunu yapma John. Kan kaybedeceksin. Ölürsün. Sakın yapma. Jordan'a ne diyeceksin? Yapamazsın. Acı eşiğin düşüktür John. Etini keserken ne kadar acıyacak biliyor musun? Aptal. Çözüm bu mu şimdi? Çıkar şu bıçağı. Dur. Şu kana bak. Her yer kan. Kan durmayacak. Beni dinle. Durumu hala düzeltebilirsin. Bacağını dikebiliriz. Çok geç değil. Ne yapıyorsun? Sonunun ne olacağının farkında değilsin, aptal. İşe yaramayacak John. Bu pis bodrum katında fareler gibi tek başına öleceksin. Sinek gibi. Çok seviyorsun değil mi? Tekrar evlenecek. Yeni baba bulacak. Bir velet daha doğuracak. Seni aşağılık! Kimse seni hatırlamayacak. Çünkü sen önemsizsin. Çünkü bir şey başaramadın. Hep kolayına kaçtın. Benden kurtulamazsın. Gitmiyorsun. Ben senin bir parçanım. Beni çıkarman bunu değiştirmez. Hayatını boşa harcadın John. Hayatın katkın olmadı. Aile hayatın kötü. Eğitimin kötü. Yerin kötü. Kan kaybediyorsun. Öleceksin John. Sen de öleceksin. Görmezden gelme. Bebeğim, senin Latin sevgine ihtiyacım var. Hey bebeğim, orada mısın? Safi.
Canım. Bütün sıcak suyu kullanma. Ben de duşa gireceğim. Spor salonunda duşa giremedim. Ve? Yani hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu harikaydı. Spor yaptım. Alışverişe çıktım. Evlilik dışı ilişki yaşadım. O kadar. Sen ne yaptın? Bunu benden beklemezdin. Biliyorum. Yanlış yaptım. Ona hiç şüphe yok. Ama o sırada hissettiklerim güzeldi. Yani çocuk yakışıklıydı. Ben de azmıştım. Ayrıca vibratör kesinlikle insan temasının yerine geçemez. Yani oldu işte. Burada ne işin var? Sana mesaj attım. Bana gelmedi. Emin misin? Çünkü göndere bastım. Çok eminim. İyi. Neyse. Şu anda buradayım. Beni içeri davet etsene. Hayır. Bizim müfredat dışı etkinliklerimizden haberi var mı? Müfredat dışı. Bu kelimeyi seviyorum. Söylerken ağzımı doldurması çok hoşuma gidiyor. Müfredat dışı. Sen de söylesene. Bak, oyun oynayacak zamanım yok. Sakıncası yoksa lütfen git. Geçen hafta bana doyamıyordun. Şimdi gitmemi mi istiyorsun? Bu biraz kabalık olmuyor mu? Para mı istiyorsun? Bu mudur? Hayır. Para bu utanca silmez. Bazı şeyler sonsuza dek yapışır. Bak, yalnızdım. Bir şeyler oldu. Ama patavatsızlığın yüzünden kocamı üzmek istemiyorum. Şimdi lütfen. Ama bu patavatsızlıkta tamamen günah var. Tam da senin üzerinde şekilleniyor. Lütfen git ve kapıyı bırak. Bırak dedim. İyi. Gidiyorum. Ama yine görüşeceğiz. Yarın değil. Haftaya da değil. Ama yakında mutlaka. Git artık. Kınama. Ben bu kelimeyi çok severim. Kınama. Ağzımda hoş bir his bırakıyor. Örneğin sıcak bir yaz günü yediğim karpuz aromalı şeker gibi.
Akın'a hıyar. Hay anasını, lanet, lanet olsun! Lanet olsun! James, beni takip eden biri var. Spor salonunda başladı. Evimize kadar gelmiş. Kafayı yemiş. Birlikte olduğumuzu sanıyor. Çok korkuyorum. Bu olur. James, bebeğim. Konuşmamız lazım. Çok önemli. Zira. Çok severim. Nilde nasıl da öldü. Değil mi? Kafayı yedim diye seni daha hızlı aramayacak. Sen de karşılık ver. Saçmalama. Kimseyi darlamıyorum. Hani birinden telefon bekliyor olsaydım, bana telefon etmiş olurdu. Ağzından çıkan laflar için kıçın seni kıskanıyor mu? Çok kabasın. Hadi gel de halledelim. Böyle iyiyim. İyi misin diye sormadım. Gel hadi. Neden gelmem gerekiyor? Hadi şu arabadan önce. Tamam. Koş 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 koş. Kolumu bırak. Kimse var mı? Kızım, tam çete işiymiş. Bayıldım. Haneye tecavüz. Sen çeteden ne anlarsın? Söyleyeyim. Tarzım ya da eğitimim azınlık durumumu ortadan kaldırmıyor. Tamam mı? Ben %100 Afrika kökenliyim. Bir parça da Latin kanı taşıyorum. Canım. Ailen iki yanlışın bir doğru etmeyeceğinin canlı ispatı olmuş. Hadi be. Nerede bu kız? Acıktım ve susadım. Bilmiyorum, üstüme gelme Kişa. Ne bileyim, kendi crush falan oynuyordur. Ya da belki büyüğünü yapıyordur. Ne? Büyüğünü. Hani o kadar akınırsın ki boynundaki damarlar fırlar. Sen sordun. Ben gidip odalara bakacağım.
Tamam. Öyle yap. Ama bana sorarsan önce tuvalete bak derim. Arkadaşımı getirdim. Gidelim şuradan. Önce buraya gel. Sonra gideriz. Durma. Başından beri odadaymış. Sıçmıyor muymuş yani? Seninle tanışmak istiyor. İstediğini aldın. Şimdi bırak onu. Kız kardeşimi bırak. Jessica. Hayır. Hayır. Jessica, beni bırakma. Gitme lütfen. Hayır, söz vermiştin, lanet olasın. Hayır. Dur, nereye gidiyoruz? Hani bir şeyler yiyecektik? Önce bir arkadaştan bir şeyler almam gerekiyor. Gelmek ister misin? Söz veriyorum, kısa sürecek. Aa, tabii olur. Rujum içeride sürebilirim. Gece teslimatı. Kötülük. Thank you.
Miras. Tanıdık. Dünya uyuyor. Rüya görüyor. Huzurlu. Güvenli. En sevdiğim saatler. Sevmediğim şey sessizlik ve kendinde olmamak. İnsanlar uyurken dünya daha farklıdır, daha iyidir. Keşke hep uyusalar. Ama hep uyanıyorlar. Ve her şeyi mahvediyorlar. Sadece tatlı. Konut.
Ceza.